Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla ve gördüğünüz gibi keyfiyle devam ediyor. Gaziantep'e gelip de güzel lezzetlerini tatmadan gitmek olur mu? Evet, Gaziantep'ten seslenirken burada çok ama çok meşhur bir et lokantasına sizleri davet ediyoruz. Hep birlikte konukları oluyoruz. Kelebek Et Lokantası'ndayız. Yanımızda da işletmemizin sahiplerinden Sayın Uğur Dert bulunmakta. Merhaba. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Uğur Bey. Evet, hemen Kelebek Et Lokantası'nı biz sizin dilinizden tanımak ve tanıştırmak istiyoruz. Teşekkür Buyurun. Ederim önce Gaziantep'e geldiğiniz için. Şimdi bizde burası yani gece saat 2'ye kadar Gaziantep'te özellikle aile lokantası olarak çalışıyoruz. Yani biraz önce gördünüz zaten. Paça, beyran ve kebap çeşitleri var. Gaziantep'in beyran çorbasını tattırdık galiba size. Evet. Çok meşhur bir çorbamızdır. Bunun yanı sıra burada bir yemek kültürü gelişti. Yani Gaziantep'te bundan 15 yıl önce böyle bir şey yoktu. Evet. 2000 yılında biz burayı açtıktan sonra Gaziantep'te böyle bir kültür gelişti. Bununla biz de memnunuz. Gaziantep halkı da çok memnun. Yani böyle bir şey ön ayak olduğumuz için önce halkımıza sonra sizlere medyaya teşekkür ediyoruz. Ayrıca tekrar hoş geldiniz diyorum size. Hoş bulduk diyoruz biz de. Evet, kısaca özetlemiş oldunuz evet. Kelebek Et Lokantası'nı evet. Bize ama tabii ki bizim soracaklarımız bitmeyecek. Evet. Özellikle menümüzü yani beyranımızı ve kebaplarımızı kesinlikle sona saklıyoruz. Evet. Ama şimdi 12 yıldır vermiş olduğunuz faaliyetlerinizle birlikte tabii ki fiziki yapıda yani mekan da çok önemli. Kesinlikle. Çünkü ne restoran ne lokanta bana kalırsa muhteşem bir yer burası. Evet. Kaç metrekaredir ve kaç alandan oluşmaktadır? Şimdi burası toplam 176 metrekare. Evet. Ve şu anda 140 kişiye hitap edebiliyoruz burada. Büyüme, şubeleşmeye biz karşıyız. Yani kontrolümüzün dışına çıkıyor. Onun kesinlikle biz ona karşıyız. Çünkü o zaman hizmet kalitesi düşüyor. Yani işinin başında olduğun sürece müşteriyi memnun edebiliyoruz. Ama iş yerinde olmadığın sürece müşteri memnun olmaz yani olamaz. Öyle bir şey bana aykırı geliyor. Evet. Bu işten de şubeleşmeye karşıyım. Yani ben kendi açıma karşıyım. Evet. Yani biz tek şube olarak devam edeceğiz. Süreklilik olsun yani böyle evet. İnsanlar geldiği zaman hep aynı şeyi bulsun. Evet yani aynı lezzet. Kesinlikle. Harika. Yani şubeleşme olduğu zaman bunu yakalayamazsın yani. Mesela bugün buradasın, yarın öbür şubedesin, öbür gün öbür şubedesin yani. Gelen müşteri seni görmeli, ilgiyi görmeli, alakayı görmeli ve sıcaklığı hissetmeli. Evet, benim dikkatimi o da çekti. Siz sürekli burada birebir kendiniz kesinlikle, ilgileniyorsunuz. Kesinlikle. Gereksiz, gerekse diğer işletme evet. ortakları birebir ilgileniyorsunuz kesinlikle. Misafirlerinizle. Zaten o bizim Gaziantep'teki gibi yani mesela biz şehir dışına çıktığımız zaman o takılıyordu gözümüze. Yani o bir eksikti. Evet. Onu biz burada yakaladık 12 yıldan beri. Bu mesela önlüksüz bizim iş yerine patronlar hiçbiri gelemez. Önlüğü giyecek. Yani harika. Kesinlikle giyecek. Yani önlük ayda kaldı. Yok şöyle yok. Onu biz kabul etmiyoruz. Kesinlikle önlüğü giyecek. Evet. Yani böylece Uğur ustamız gerçekten de işin içerisinde hem mutfağında hem servisinde hem de güler yüzüyle tabii ki bir işletme sahibi olarak. Evet. 140 kişiye hitap ediyoruz dediniz. Bir çırpıda 140 kişiye hitap edebilmek gerçekten de çok ciddi bir kesinlikle, kapasiteye evet. sahip olmayı evet. gerektiriyor ve 40 kişilik bir ekip dediniz. Aşağı yukarı 40 kişilik bir ekibimiz var. Ekibimizin tamamı profesyonel. Yani elit ekip. Evet. Yani Gaziantep'in en iyi ekibi, garson. Bu iş zaten tek başına olmaz. Ekip işi olduğu için. Mesela garson arkadaşlarımız burada Gaziantep'in en iyiler arasında. Yani sıralamaya girse ikinci, üçüncü olmaz. Yani devamlı birinci olur. Birinci. Kesinlikle birinci olur. Yani. Ve zaten bu birincilikler de hepsi sizin konunuzda, sizin sektörünüzde, hizmet sektöründe ve gıda sektöründe belgelendirilmiş durumda. Kesinlikle. Hemen arkamızda birçok belgeniz var. Aynen. Bunlardan bahsedelim mi biraz? Tabii. Bu beyaz tabak ödülünü biz almıştık 1,5 yıl önce. Bunu bakanlık, valilik, kaymakamlık ve İl Gıda Müdürlüğü beraber ortaklaşa bir çalışmayla sonuçlandı. Bunu Gaziantep'te ilk biz aldık. Evet. Protokol, bizim ödül de bizim iş yerinde verildi. Yani restoranda verildi. Harika. Ödül de buradaydı. Bunun için çok çaba sarf ettik. Yani bize dediler ki 14 maddelik bir şey sundular bize. Zaten sundukları 14 madde benim iş yerimde mevcuttu. Yani biz ekstra bir şey yapmadık ona. Harika. Kesinlikle orada bize yani şans mı diyeyim yani lütuf mu geldiler iş yerine ani bir baskınla kontrol ve 14 maddelik şeyin tamamı bizde mevcut. Ekstra bir çivi bile çakmadık biz.
Bunda ödülünü ilk biz aldık. Yani öyleyse bu ödülü gerçekten hak etmişsiniz. Çünkü bu az önce söylediğiniz gibi bir şans ya da lütuf değil. Zaten siz hizmet ve gıda sektöründe olması gerekenleri yerine getirmişsiniz. Kesinlikle. Ve hakkınızı da almışsınız diyoruz. Aynen. Yani diyoruz. Bu konuda mutavazı olmaya da kesinlikle gerek yok. Yani hiç mutavazı olmayız bu konuda. Olmayın zaten. Evet. Şu an itibariyle misafirlerinizden mütevazi olmamanız gerektiğini aynen belli olmakta. Teşekkür ederim. Sağ olun. Son derece sirkülasyonu hızlı olan bir yer. Şimdi gelelim diyorum menüye, artık şu güzel evet yiyeceklerimize ve tabii ki Antep'e has lezzetinize. Ve gece 2'ye kadar açığız dediniz. İkiye bu kadar güzel lezzetleri hazırlamak için öyleyse çok erken saatte de burada oluyorsunuz. Biz 2 vardiya çalışıyoruz. Gündüz ortağım gelir. Mesela bize gelir saat 2.30'da ortağım gelir, biz eve gideriz. Biz öğlen 12'de geliriz, ortağımız eve gider. Yani böyle çift vardiya çalışıyoruz. Yani ortalama günlük kişi başı 12-13 saat düşüyor yani. Harika diyoruz. Tam bir lezzet fabrikası burası. Kesinlikle. Evet, şimdi o lezzetleri dinleyelim sizden. En önemli lezzetimiz nedir? Bana göre en önemli lezzetimiz sevgidir. Yani kesinlikle sevgi koyacaksınız içine ki lezzet, yani beyran olsun, kebap olsun, ne kadar lezzetli yaparsanız yapın. Yani onu birebir yaşıyorum ben. Sevginizi koymazsanız olmuyor yani, o eksik. Şey olmaz. Evet, evet, haklısınız. Evet, menümüzden bahsedelim. Çünkü beyran buranın olmazsa olmazı. Kesinlikle. Beyran. Beyranımız nasıl hazırlanır ve beyranın yanı sıra burada misafirlerinize neler sunuyorsunuz, neler ikram ediyorsunuz? Şimdi beyran çorbası Gaziantep'te asırlardır yerleşmiş bir tutku yani. Bu gece düğünden çıkan, efendim evine giden, gece uykusu kaçan bunu muhakkak yemeli. Bir de bunu daha önce doktorlar yazarlardı böyle. El kırılırdı mesela incime olanlara. Doktorlar beyran kemik suyuyla olduğu için beyran tavsiye ederlerdi. Mesela grip, nezle, bunların ilacı yani bu. Evet. Şimdi bu böyle yayıldı. Yayıldı. Güzel bir lezzet. Yani kuz etiyle, pirinçle ve kemik suyuyla yapılan bir şey. Harika. Çorba şekli. Aslında o yemeğe döndü. Önce çorbaydı, sonra yemeğe döndü. Mesela şimdi akşam yemeği bütün masalarda beyran var. Evet. Daha önce lokantalarda beyran olmaz, önce kebap yerlerdi, sulu yemek yerlerdi. Yani bu beyranı biz okuturduk Gaziantep'e. Bunu mal ettik yani. Bunu yani kültürü tamamen yerleştirdiniz. Yani evet. Yani akşam yemeğinde beyran yenilebilir. Kesinlikle. İçilebilir demiyorum. Evet. Yenilebilir. Öğlenleyin beyran yenilebilir. Aynen. Sabah kalktığınızda beyran yiyebilirsiniz. Evet. Harika. Bunun yanı sıra tabii ki bunlar sadece müessesenin size sunduğu ikramı. Evet. Ve bunun yanında neler var? Şimdi mesela biz ikimiz beyran içmeye kalksak bunlar hepsi sıradan masaya gelecek. Yani bunlar masaya olmazsa olmaz. Mesela soğandı, lahanası, turşusu, limonu, turpu. Bunun yanı sıra kebap yiyeceksin. Mesela kebapla sadece salata ve cacık değil. Bunlar yine aynı şekilde müşteriye ikram ediyor. Mesela yemeği bekleyecek saplı olmuyor. Bunları aparatif olarak atıştırıyor ki yemeği biraz daha böyle lezzetli kılalım. Yani yavaş pişirelim, lezzetli olsun yani. Harika. Evet. Harika diyoruz. Evet, tabii ki bütün bunların yanı sıra herkesin tercih etme sebeplerinden bir tanesi de hijyenin, kalitenin yanı sıra burada yediğiniz yemekten sonra, yani o öğünden sonra kalkıp giderken o keyifli dakikalar bozulmuyor. Acı sürprizle karşılaşmıyorsunuz. Evet, evet. Bunun sebebi nedir? Şimdi bunun sebebi biraz önce bahsettim. Ekibimizin profesyonel olması. Mesela ne yemişsiniz? Kesinlikle onu alırlar. Yani böyle şu fiyat şu standarttır. Gaziantep'te fiyat neyse bize de oydur. Yani zaten bunun piyasası belli. Lokantalarda 3 aşağı 5 yukarı hepsi belli. Şimdi sen ben kelebeğim veya ben şuyum ben buyum diye 1 lira 2 lira zam yapamazsın. İnsanların hoşuna gidiyor yani, böyle her yerde aynı fiyat hoşuna gidiyor yani. Bir de şunlar bize ciddi bir maliyet yani. Kesinlikle. Bunları vermek her adam harcı değil yani. Kesinlikle, ama siz burada tamamen lezzetlerle birlikte Antep'in misafirperverliğini kesinlikle de yansıtıyorsunuz. Evet, evet. Yani şimdi dışarıdan geliyor, şaşırıyorlar böyle yemek yerken şaşırıyor. Aa bu adam diyor bunları kaldırın. Ben diyorum abi onlar ikramımız, o zaman kalsın diyor yani, hoşuna gidiyor. Evet. Gerçekten de hoşa gidilmeyecek gibi değil bu lezzetler diyoruz. Ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık, dillerinize sağlık sağ olun, diyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili Sektörle Haber Merkezi izleyicileri, Gaziantep'ten Kelebek Et Lokantası'ndan seslendik sizlere. Beyran'ın layıkıyla yemek istiyorsanız, bakın içmek istiyorsanız demiyorum, yemek istiyorsanız Kelebek sizleri bekliyor diyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.